En başından beri söylediğimiz gibi bizim için her yol mübah değildir. Biz kavganın değil, iyiliğin, suçlamaların değil, camianın, kucaklamanın, camiayı kucaklamanın kazanacağına yürekten inanıyoruz. Şimdi içim yanarak da olsa bu konulara çok kısa değinmek istiyorum. Çoğunuz da duymuştur zaten bunları. Gittiğimiz toplantılarda bunlar soru olarak gelsin istiyoruz cevaplamak için. İnsanlar herhalde nezaketlerinden de değinmiyorlar. İstediğimiz bir şekilde de açıklamıyoruz ama bu açıklamayı da burada yapmayacağız. İşte 3 Temmuz'dan kaçtı, işte sponsor olmadı, cimri, başkan olsa para vermez, personelleri işten çıkaracak, amatör branşları kapatacak, kulübü 1907'ye Koç Holding'e çevirecek gibi gibi. Şimdi de bu potpuriye yenisi eklendi. Bu da yani bu da üzücü aslında. Yani komik değil, üzücü. Bu da son olarak bugün buraya gelirken bölücülükle suçlanma noktasına bile gelindi. Yanlış yapmayın, yapmayın. Kötü enerjiye ihtiyacımız yok. Her görüşe saygımız var. Her görüşün doğru olması gerekmiyor. Saygıyla karşılayıp saygıyla cevap veririz. Başlasam gerçekten bilemiyorum. 2015 kongresinde Fenerbahçe'mize gelecekte yakışan başkan adayı olarak gösterilme gururunu yaşadım. Onur duydum. Şeref duydum. Ancak sonrasında şimdi bugün sadece aday olmamla beraber bir anda onlarca iftira ile karşı karşıya kalmak tüm samimiyetimle söylüyorum ki beni derinden yaralamıştır. Ancak arkadaşlar, madalyonun öbür yüzü de lütfen demin de dediğim gibi benim için üzülmeyin. Bana inanın, beni destekleyin ama benim için üzülmeyin. Çünkü bu gelişmeler beni ve arkadaşlarımı sizler için çok çok daha fazla çabalamaya, çalışmaya itiyor, bizi kamçılıyor. İyi tarafı da var, bunu unutmayın. Tabii şunu da sorma... Vazgeçmeyin. Vazgeçsek sokağa çıkamayız artık. Büyük konuşmayalım. Yani Allah'ın izniyle diyelim, bir mücbir sebep olmasın. Ama yani oraları geçtik zannediyordum. Çünkü bir 3-5 ay insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Evet, aday diyen bendim, adayım diye ama oraları biz geçtik, siz biraz geride kaldınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Üçü alacak mıyız başkanım? Efendim? Aydınlardan 43'ü alacak mıyız? Sözünüz var. Her şeyi zamanı ve yeri gelince konuşmak, zamanlama çok önemli. Yeri burası değil. Şimdi tabii şunu sormadan da edemiyorum. Madem ben böyle bir Fenerbahçe'ydim, neden 2005 kongresinde camiamıza yakışan gelecekteki başkan olarak gösterildim? Bunu sormadan gidemiyorum. Çünkü tabii o süreçten bu yana benim bilmediğim bir şey varsa, başkalarının bildiği onu bilemiyorum. Ama aday olmaktan başka hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Belki kendi şahsi adaylığımın zamanlaması beğenilmedi, bilemiyorum ama oradan buraya getirecek hiçbir sebep de göremiyorum. Şimdi yani ben şahsen başkasına böyle bir ithamda bulunsam vicdanım sızlar. Dolayısıyla nasıl sızlamıyor anlamıyorum. Şimdi geçen hafta ilk kez efsane kaptanımız Alex'in Türkiye'ye gelmesiyle ortaya atılan
Soru mu soruyorsun, bir şey mi söylüyorsun? Şimdi bu konuları konuşmak için açmadım ama onun gelmesi bölücülük bir yakıştırmasıyla başladı geçen hafta. Bugün de başka bir boyut kazandığını görüyorum. Beni ve arkadaşlarımı veyahut da beni bu şekilde suçlayanlar bilmelidir ki çubuklu formamızın her yerde zafere ulaşması için tüm açıklamalarımızda türbünlerimizin dolması ve bir olmamız için uğraştık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Her zaman diyorum, şampiyonluğu başkanlığa 1000 kere tercih ederim. Dolayısıyla yanlış adrese yapıyorsunuz. Zaten hiç kimse de Fenerbahçe'si istese de bölemez. Gördük, en büyük taarruzu gördük. Neler olduğunu gördük. Ben yazılı taleplere cevap veriyorum. Şimdi efsanemiz Alex Türkiye geliyor, benden biliniyor. Sponsor sıkıntıları yaşanıyor, benden biliniyor. Üniversiteye kaynak yaratma noktasında sıkıntı yaşanıyor, yine benim adım geçiyor, benden biliniyor. Camia bölünüyor, yine benden biliniyor. Ya ben ne kadar kötü bir Fenerbahçeliymişim ki bunlara sebep oluyormuşum. Allah korusun sportif bir başarısızlıkta... Allah korusun, sportif bir başarısızlık gelse de onu da herhalde benden bilecekler. Ben bunları bir detaylı yanıt vererek sizlerin değerli vakitlerinizi meşgul etmek istemiyorum. Aslında bunun çok basit bir yolu var. Ben de bazı iddialarda bulunuyorum, değil mi? Ne diyorum? Mali yapımız sıkıntıda diyorum. Bu maliyet, borç maliyeti, finansman maliyeti sürdülemez diyorum. Hayır, sıfır borcumuz var, arazilerimiz var deniyor. Tamam, bunlar saygı duyacağımız iki tane farklı iddia. Bunun en güzel yolu. Veya onlar demin söylediğim şeyleri diyorlar, ben yanlış diyorum. Belki onları yanlış bilgilendiren var. Belki bizi birbirimize kırdırmak isteyenler var. Bunun en sağlıklı yolu, başkan adaylarının çıkıp saygı ve sevgi çerçevesinde Fenerbahçe TV'de veya uygun görünen herhangi bir platformda. Bu konuları karşılıklı değerlendirmektir. Bu kadar, yani bu kadar bunun yolu basittir. Açıktır, nettir, örnektir. Başkanımızın bende emeği çoktur. 2006 yılında belki o beni yönetimimize davet etmeseydi, belki ben bugünlere de gelmeyebilirdim. Türk sporunda da emeği çoktur. Fenerbahçe'mize de emeği çoktur. Saygıda hiçbir zaman kusur etmem. Ama bu iş bittiği zaman da sonuç ne olursa olsun birbirimizi kucaklayabilecek, birbirimizin yüzüne bakabilecek konumda olmalıyız diye düşünüyorum. Örnek seçimini de söyleyeyim. Biz bu anlayışımızın, yürüyüşümüzün doğru olduğuna inandığımız şekilde hiç kimseyi asılsızca ve hayali senaryolarla suçlamadan vicdanımız rahat, gece yastığa huzurla başımızı koyarak ilerlemeye azami gayret göstereceğiz. Aslında bizi uyutmayacak bir şey var. Allah izin verir ve seçilirsek bu büyük beklentiye, sevgiye, teveccühe karşılık veremeyiz diye biz korkuyoruz. Yani sizin bize verdiğiniz desteği, bize verdiğiniz motivasyonu, bizden beklentilerinizi, bize olan inançlarınızı en iyi şekilde karşılık verebilmek için çabalayacağız. Ve en büyük korkumuz da bu olur. Sizlere layık olamamak. Şuraya bakın, hepiniz geldiniz.